Evet, hem 4K'yı tecrübe ve test etmiş olalım. İnşallah YouTube kanalıma yüklerken müşkilat teşkil etmez. Değerli kardeşler, bu ekranda gördüğünüz risale benim ceza almamın sebebidir, nedenidir. Mahkeme bana haftanın 3 günü olmak üzere karakola gidip imza atmak cezası verdi. Maalesef adam yaralayan, darbeye teşebbüs eden, FETÖ'cülere ve katillere, yasa dışı suçlara bulaşan, müdahil olan insanlara imza cezası veriyorlar. Aynı cezayı bana da verdiler. Tabii ki benim onlara göre suçum farklı. Ben Mustafa Kemal'e münafık, deccal ve süfyan demişim. Defalarca söyledim. Ben bunu üstadımın eserinden okudum. Yine söylüyorum hakimlere, hakimelere, savcılara. Diyorum ki üstadım Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserleri olan ve bir eserinin ismi de Sırrı İnna Atayna Risalesi bulunan kitaptan ben bu Mustafa Kemal hakkındaki ifadeleri okudum. Bu nasıl suç olur yahu? Bakın şimdi sizlere canlı canlı tekrar okumak istiyorum. Bütün dünya, alem, cihan bunu bilsin, görsün, işitsin, şahit olsun. Ne diyeyim yani? Bakın, kitabı açıyorum. Ve bu kitabı inşallah bana ceza veren savcı ve hakimeye de hediye edeceğim, mümkün olursa. Gidip ellerine vereceğim yani. Bu Sırrı İnna Atayna Risalesini bizzat takdim edeceğim. Bakın, Bediüzzaman Said Nursi Sırrı İnna Atayna Risalesi. Şöyle ekranı da sabitlersem daha iyi görebilirsiniz. Tabi hepsini okuyacak değilim. Sizi sıkmak niyetinde değilim. Fakat ilgili yerleri şöyle kısaca okuyalım, göz atalım. Bakın siz yine okursunuz bu kitabı da. Benden talep edenler olursa ben hediye olarak sizlere gönderirim arkadaşlar. Bakın alt paragrafta ne diyor? Kafirlerin en habisi, vahşilerin vahşisi Elif ile ve Bayi Nef ile isminiz iki deccal, deccaleyn ve bir süfyani ki zındıkların reisi, kararmışların kararmışı, Yahudilerin en habisi, zalimlerin en zalimi olandır. Mahkeme diyor ki sen Sırrı İnne Atayna Risalesini okudun, o yüzden suçlusun. Neden? Bu kitap yasaklı bir kitap değil ki. Mustafa Kemal'e Süfyan, Deccal ve münafık ifadelerimi sebep gösterdiler. Hayır dedim, bana ait ifade ve kavram değil bunlar. Bu kavramlar ve ifadeler Said Nursi Hazretlerine ait. Şimdi ben size bunun detayını, mahiyetini, ispatını, kaynağını gösteriyorum, veriyorum. Herkes de bunu böyle bilsin. Tabi sahifeler karışık olarak kaydedildi. Ben size hazırlıksız olsam da hemen göstereceğim. Bakın, malum büyüye karşı birden hiddete geldi. Defaten bu yazıldı. Bu Arapça metin. Onun tercümesi de buralarda bir yerde. İşte Arapça metnin tercümesi.
Ey mülhitler, münafıklar ve ahmaklar vesaire, buraları siz okursunuz. Benim okuduğum yer şu alt paragraf Arapça metnin tercümesiydi. Daha sonra bakın, esas önemli meseleyi size göstereyim. Bakın, mahremdir. Bir sırrı inne atayna risalesi. Bu okuduğu eser. Sual: ey üstad, sen Arabi fıkranda zındık komitesinin bir reisine demişsin. Bi elifin vebai nefyi fi ismike deccaleyni süfyani. Hem demişsin, sure-i inna atayna'daki şimdiki münafıklara işaret var. İzahını isteriz. El cevap: bir zaman işittim ki ahir zaman deccalinden evvel ona benzer küçük mikyasta müteaddit küçük deccaller gelir ve bir kısmı geçmiş. Dedim, öyle ise herhalde şeriat-ı Ahmediye'nin ve şeair-i İslamiye'nin tahribine çalışan, bakın bu ifadeler bana ait değil, tekrar söylüyorum, üstadım Said Nursi Hazretlerine ait ifadelerdir. Şeair-i İslamiye'nin tahribine çalışan mason komite reislerinden ve hiçbir cihette müstehak olmadığı Mustafa Kemal ismi ile malum olan şahs-ı menhus o deccallerden birisidir. Ey mahkeme ve heyeti ve azaları! İşte bakın, görüyorsunuz. Kitapta yazıyor. İşte benim hayatımı koyduğum davamın mümessilidir bu eserler. Bakın, Mustafa Kemal ismi ile malum olan şahs-ı menhus o deccallerden birisidir. Siz lügate bakarsınız şahs-ı menhusu. Ben size burada söylemek istemiyorum. Siz lügate bakın, anlarsınız. O deccallerden birisi Mustafa Kemal imiş. Bakın öyle yazıyor. Bidayet-i cumhuriyette kalbim öyle hükmetti. Bir emare aradım. O zaman kalbime geldi ki hesab-ı ebcedi ilmi cifirde ve çok ulumda muteber olduğundan onunla bakayım dedim. Hesap ettim. Mustafa Kemal ismine Süfyani Deccaleyn iki fark ile tevafuk ediyor. Baktım ki Mustafa Kemal ismine layık olmadığı için mimin arkasında nefye alamet bir elif gelmeli. Haşiye, yani gazideki elif gelmeli. Aşağıda zaten yine aynı şekilde ifade ediliyor. Deccal ve Süfyan'ın efaline muvafakatı gösteriyor ki kezzap deccallerden birisidir. Ben bu ifadeleri sizlere mütalaa ile izah edeceğim değerli kardeşler, müsait olduğum vakitte. Şimdilik böyle yüzeysel olarak zahiri bir surette okuyup geçelim inşallah. Bakın, burası deccal olduğunun ispatı. Bu ifadeler. Burası da Süfyan olduğuna dair. İki deccal ve bir Süfyani ki zındıkların reisi, kararmışların kararmışı, Yahudilerin en habisi, zalimlerin en zalimi olandır. Şöyle parça parça okuyalım. Bakın burası da çok enteresan. Evet. Sadece Mustafa Kemal ismi teşhir ve teşhis edilmiyor. İsmet ve Fevzi isimleri de dahil bu Süfyaniyete. Üç isim zikrediliyor yani. Bakın, evet, İsmet lafzı 600. Çünkü T 400. Ayın 70. Sad 90. Mim 40. Oldu 600. Fevzi F 80, Y 10, Vav Z 13, İsmet ile beraber 703. Ma ustufiye bi kemalin.
ma ustufi bi kemal ise sad 90, fe 80, mim 40, tı 9, iki elif ile beraber oldu 221. Lam 30, kef 20, mim 40, bi kemal üstündeki bayi nefi 2. Bi kemaldeki elif 1, mecmu 93. 221 ile beraber oldu 314. Fevzi ile İsmet'in mecmu adedi 703 zammı ile 1017 adedi ile, yani demek istediği İsmet, Fevzi ve Mustafa Kemal isminin ebcedi mukabili karşılığı değerli kardeşler 1017'dir. Rakamsal değeri budur. Ve Şaniye ke huvel ebter adedine tevafuku ittifaki olmadığına, bu üç herifin adaveti Arabiye ve Muhammediye'de gösterdikleri efal gösteriyor. Şaniye ke huvel ebteri toplayın, cifir ilmi ile rakamsal karşılığını bulun, aynen 1017 çıkacaktır. Bu tevafuku ifade ediyor Üstad Hazretleri. Ve münafık olduğunun alametini de sizlere hemen kısaca büyük göstereyim. Karışık olduğu için sayfeler bulmakta zorlanıyorum. Bakın burası. Dördüncü emare, ma ustufi bi kemal lakabı olan gazi ile beraber 16 adedi ile inna şaniyeke huvel ebter rin inna ile beraber 16 harfine ismi tevafuk ettiği gibi müsemması dahi şenaatkarane siyaseti ile manama tevafuk ediyor. Demek müddeti firavuniyeti 16 senedir. 2 senesi Mason komitesinin tehyic ve tedbiri ile meşgul ve 1-2 sene de nifak perdesi altında. Münafıkhane. Zahir Müslüman ve İslamiyet lehinde çalıştığından bil hesap evvelki hesaptaki emarelerin neticesiyle yine 12 senede tevafuk ediyor. Ben bu eseri okudum diye bana haftada 3 gün ceza verdiler. Ben bunu BİMER'e de şikayet olarak ifade ettim. Şimdi yine internette yayınlıyorum. Yayınlayacağım inşallah. Ve bu kitabı da yine gidip onların, savcıların, hakim ve hakimelerin ellerine de vereceğim inşallah. Bakın, kitap okumak suç olur mu? Fikir eyleme tebdil ederse, dönüşürse, geçerse suç olur. Ne zararı var bu ifadelerin? Yasa dışı bir kitap okumuyor, öyle bir söylemde bulunmuyorum ki. Said Nursi Mustafa Kemal'e Deccal, Süfyan ve münafık ifadelerini kullanıyor. Ne var bunda? Kitaptan okuyorum yani. Bu kitabı yasakla ve bana de ki sen Nurcu, evet, yasak olan bir kitabı okuyup Nurculuk yaptın, Mustafa Kemal'e Süfyan dedin, o halde suçlusun. Tamam, ben de ahirette hakkımı alırım. Ama kararnameye, gereği düşünüldü kararnamesine bu şekilde yazmıyorlar. İşte bu ifadeleri falan kitaptan okumuş şeklinde not düşüyorlar. Evet, kaynağı bu değerli kardeşler. Bakın bu eseri mutlaka okuyun, mütalaa edin. Çok istifade edersiniz. Kevser suresinin mükemmel, muhteşem, muazzam bir tefsiridir yani. O inna şaniyeke huvel ebter ayetinin çok azametli bir tefsiridir. Cifir ilmi ile alakalı olarak bizzat Mustafa Kemal'e, İsmet'e ve Fevzi'ye dair alametleri, işaretleri olduğunu ifade ediyor Üstadım Hazretleri. Yani Mustafa Kemal'e bu kitaptan okuyarak ta takribi olarak 5-6 sene evvel bir suale cevap mahiyetinde bu cevabı verdiğim, bu ifadeleri kullandığım için bana haftanın 3 günü ceza verildi.
bu kesinlikle adil değil. Ben onu size ifade etmek için bu kaydı, bu yayını yapıyorum. Bunu da bilin inşallah. Evet, Allah'a emanet olun. Nurculuk.net hem anti kemalist, hem anti fetoşist, hem anti komünist bir hizmet.